Herkese tekrar merhaba diyelim. Bu hafta yine FileMaker Meetup'larına devam edebildiğimiz bir hafta. İndeks konusunu ele alıyoruz. Basit bir örnek ve sunumumuz var. Devamında da soru cevaplarla detayları ilerleyebiliriz. Benim sunum dosyam yine bir FileMaker dosyası. Başlarken yine ben biraz kökenlere gitmeye çalıştım. İndeks ne demek? Ondan başlayalım. İşin temeli belki kelimeler, kavramlar çünkü çok önemli konuşurken. Neyin ne için ifade ettiğimizi bilmemiz iyi oluyor. İndeksin Cambridge sözlüğündeki karşılığı alfabetik bir liste. İsimleri ya da konuları kapsar. Genelde kitapların arkasında olur diyor. Bu sayede ilgili konu ya da ismi hangi sayfada olduğunu gösterir diyor. Etimolojik olarak da kökeninde işte yine göstermek, işaret etmek var. Declare ya da index kelimesinde. Indicate kelimesinden falan da kökeniyormuş. Hatta İngilizce'deki index finger bizim işaret parmağımız. Türkçe'de de yine işaret parmağı diye kullanıyoruz. Diller birbirinden burada yoğun bir şekilde etkilenmiş demektir. Aslında indeksi biz sonuna x yerine ks yazarak kullansak da Türkçesi dizin, daha bir Türkçesi dizin indeksin diğerini hani birebir çeviri gibi oluyor. Daha doğrusu Türkçe'ye doğrudan almış gibi oluyoruz. Yine zaten TDK'nın açıklamasında da benzer bir açıklama var dizin için. Bu genel şeydi. İndeksin tanımıydı. İndeksin tanımını bildiğimiz için artık devam edebiliriz. Şey düşünelim. Zaten veri tabanlarındaki indeks de benzer iş yapıyor aslında. Biz kitaptaki indeksi niye kullanıyoruz? İşte bir konuyla ilgili ya da bir kişiyle ilgili ya da bir kelimeyle ilgili diyeyim. Böyle 1000 sayfa kitabın arasından tüm sayfalara göz atmak yerine arkadaki indekse bakıp o konunun hangi sayfalarda geçtiğini buluruz. Bu sayede araştırmalarımızı daha hızlı yapabiliyoruz. Veri tabanları da tam olarak aynı şey için kullanıyor. Belirli işlemlerde büyük veri tabanındaki tüm kayıtları böyle değerlendirmek yerine bir takım indeksler, işaretlemeler kullanarak bizim hızlıca ilgili kayda ulaşmamızı sağlıyor. FileMaker indeks seçeneklerine buradan geçiyorum. Normalde bu seçenekler nerede onu göstereyim öncelikle. Çünkü biraz detay bir yerde aslında birçok kişi belki burayı görmüyor, bilmiyor ama bu şekilde çok güzel uygulamalar geliştiriyor olabilir. Çünkü sonlarda da geleceğim bunu bilmeden de yıllarca FileMaker kullanmış olabilirsiniz buradaki detayları, indeksleri. Ama bilmenin de kesinlikle zararı yok, faydası da olacağına eminim. Örneğin bu dosyada benim bir tane alanım var. Bu alanda Storage sekmesine geçiyorum. Alana çift tıklayıp özelliklerini açtım. Storage sekmesine geçtim ve burada indeksin ayarlarını görüyorum. Yani en azından 3-4 tıklama yapmanız gerekiyor bu indeksleme seçeneklerine gelene kadar. Biz bu bölümü kullanmadan niye hiç zorluk çekmeden FileMaker indeksli veri tabanları oluşturabiliyoruz? Şuradaki küçük kutucuktan dolayı otomatik olarak indeks oluştur diyor. Otomatik indeks oluştursun ama ne zaman bunu oluşturacak? Detaylarına bakalım. Bu işaret her alanda otomatik işaretli gelir ve otomatik indeksin none olarak bir alan tanımlanır. Eğer alanı kopyala yapıştır yapmıyorsanız. Otomatik indekslemeyi de indeksin bize lazım olduğu zamanlarda yapar. İndeksin bize ne zaman lazım oluyor? Query dediğimiz arama işlemi aslında veya join işlemleri. Join işlemi de bizim ilişkiler. Query ve join biraz daha SQL ya da veri tabanında diğer dillere karşılık gelen tabirler. Ama biz Ctrl F ile bir arama yaptığımız zaman o alanda bir indeks oluşur. Veya bir alanla ilişki kurduğumuz zaman bir indeks oluşur ki ilişki aksi halde çalışamaz. Alanın yine validation özelliklerine doğrulama seçeneklerinden şu bölüm oluyor. Validation. Eğer not empty ya da unique value, existing value pardon not empty değil, unique veya existing value seçtiğim zaman bu değer daha önce var mı yok mu bir şekilde tanımlı olması lazım. Bunun için indeksi kullanır ve bu işareti işaretlediğimiz zaman o alanı otomatik indeksler. Value listler için kullanır. Değer listeleri biliyorsunuz value listler bir tablodaki bir alandaki önce girilen değerleri bize gösterebiliyor. Bu da bir indeks demek aslında. Değer listesi oluşturduğumuz anda olanın indeksi oluşur. Autocomplete ile benzer şekilde değer listeleriyle bağlantılı alakalı yazarken otomatik tamamlasın diyorsak neleri tamamlayacağını bilmek için bir indeks tutuyor FileMaker ve bu özellik aktif hale getirildiğinde ve kullanılmaya başlandığında indeksi tanımlar. Insert from index zaten indeksten getir anlamında indeks yoksa hemen indeksi oluşturup indeksten getir yapabiliyor. Bu özelliklerin çalışması için de indeksin açık olması lazım. Ben eğer otomatik indeksi kaldırırsam ve o alanla bir ilişki kurarsam bu ilişki çalışmaz. Ya da bir value list oluşturmaya çalışsam value list düzgün çalışmaz. Insert from index çalışmaz. Autocomplete'ler düzgün çalışmaz. Dolayısıyla eğer bu özellikleri kullanacaksam tek istisnası arama bulma işlemleri. Arama bulma indeksli alanlarda bile çalışır ama diğer söylediğimiz özelliklerin hepsi indeksli alan gerektirir. İndeks olmadığı sürece bu özellik çalışmayacaktır. İndeksle ilgili bir diğer detay indexing none ama minimal ve all seçenekleri var. Bunların anlamı nedir?
Onlara bakalım. Normalde otomatik indekslemeye geçiyor ama bazen minimal, bazen all şeklinde otomatik indeksler. Minimalde değer veya kelimeye göre bir indeks yapıyor. Value dediğimiz değer veya her bir kelimeyi. Value onun FileMaker'daki karşılığı şudur. Bir alandaki carriage return dediğimiz enter karakteri enter ile ayrılmış her satır bir value'dur. Satır diyebiliriz belki çünkü değer deyince Türkçe'de de tek başına ifade etmiyor. İngilizce'de de value aslında FileMaker bilmeyen bir kişi için bir evin değeri ya da kişinin değeri algılanabilir. Ama FileMaker İngilizcesi ya da FileMaker Türkçesinde değer value eşittir bir satır. Kelime de yine benzer şekilde kelime biraz daha bildiğimiz bir tabir. Ama orada da yine detaylar var. Mesela işte normalde biz boşlukla ayırırız ama tire de kelimeleri ayırabiliyor. Belli karakterler kelime olmasını iki metin karakterlerin arasında bir boşluk olması ikisini kelime olarak ayırıyor veya tire de olabilir bu. Belli karakterler o string metni kelimelere bölmüş oluyor. Minimalde dediğimiz gibi ya kelime ya değere göre bir indeksleme yapıyor. All ikisini beraber yapıyor. Burada yine otomatik indeks dediğimiz zaman FileMaker tahmin ediyor. Ya bunun için minimal yeterli, minimal yapayım. Sonra all gerekli, all'a çeviriyor. Bu işaretli kaldığı sürece bu ikisi arasında geçişi, daha doğrusu buraya geçişi ve minimaldan all'a geçişi FileMaker kendisi ayarlıyor. Bir diğer seçenek buradaki dil seçeneği. Dil seçeneği şunun için önemli. Zaten altta da hemen şey yapıyor. Metin indekslemesinde sıralamada ve ekranda gösterirken önemli. Daha doğrusu fontu seçerken, default fontu seçerken. Örneğin Türkçedeki özel karakterler, işte Ş harfi, yumuşak G, Ç gibi harfler. Türkçe indekslersek düzgün bir şekilde çalışır. Aksi halde kayıtları sırayla sıraladığımız zaman C'den sonra Ç gelmez, en son Z'den sonraya atar gibi gibi şeyler, sıkıntılar olabilir. Veya siz arama yaparken Ç'ye göre yaptığınız aramalarda Ç'yi muhtemelen ignore edecek, C'ye çevirecek gibi. Default language Türkçe olmadığı durumda indekslemeyi seçili dile göre yapar. Türkçe değilse de Türkçe özel karakterlerde tam olarak düzgün çalışmaz. Detayları açalım. İndekslerken geçen haftaki ya da bir önceki hafta yine konusu geçmişti. Text alanların indekslemesi ilk 100 karakter şeklinde yapılıyor. Her değerin ilk 100 karakteri. Hatta FileMaker'ın ismi de roughly, yani yaklaşık 100 karakter diyor. Bunun sebebi de bu bizim dilimizdeki özel karakterlerden dolayı. Benzer şekilde Almanca'da, Fransızca'da vesaire de var. Normalde her karakter bir karakter yeri tutarken bu bazı SMS firmalarında da var. Türkçe karakter kullanırsanız 5 karakter az kullanabilirsiniz. Toplam 160 değil 150 karakterle doldurursun gibi şeyler var. Türkçe'de de mesela Ş karakterini indekslerken S ve H olarak indekslediğinden dolayı oradaki 100 karakter biraz azalabiliyor. Hatta hep böyle özel bir karakter kullanırsanız 50 karakter indekslenmiş olacak ama yaklaşık 100 karakterin indekslendiğini aklımızda tutabiliriz. Bir diğer detay şey bunu açmadan önce soracaktım ama açtığım için artık ipucu zaten orada yazıyor. Default language olarak Unicode seçersek küçük büyük harf duyarlı hale gelir FileMaker. Biliyorsunuz normalde FileMaker küçük büyük harf duyarlı değildir. Hem aramalarda hem ilişkilerde bizim harfimiz küçük olsa da büyük olsa da çalışır. Ama bunun bir istisnası var. Eğer default language Unicode seçilirse o alanda küçük büyük harf duyarlı bir şekilde arama yapabiliriz. Yani indekslemeyi küçük büyük harf duyarlı yapar. İndekslemenin kullandığı her şey küçük büyük harfe duyarlı hale gelmiş olur. Böyle bir şeye ihtiyacımız varsa kullanılabilir. İndeksle ilgili bir takım yine ipuçlarım var. Hani önemli konular. Ne zaman neye dikkat etmeliyiz? Dediğim gibi %90 hatta belki 99'a kadar siz geliştirdiğiniz FileMaker çözümlerinde otomatik indeks iş görecektir. Ama dikkat etmemiz gereken şeyler nerede başlıyor? Eğer bizim büyük bir alanımız varsa, büyük alan nasıl olur? Bir alanın içindeki veriden bahsediyorum. Hani orada bir müşterinin ismini, adresini yazıyorsak bunlar çok az veriler. Adrese göre hiç arama yapılmayacaktır ama yine de adresin indeksi ilk sefer arama yaptığınızda otomatik açılacak ve açılması çok büyük dert olmayabilir. Kayıt sayınız da fazla değilse. Ama bir alan düşünün orada logları tutuyorsunuz. Bazı FileMaker log çözümlerinde tek bir alan içinde o kayıttaki tüm değişiklikleri saklıyor ve kayıtta 100 kere değişiklik yapıldığını varsayalım. Orada 100 satırlık bilgi, alanın eski değeri, yeni değeri gibi gibi artarak gidebilir bu log alanımız. İçerisinde çok fazla metin yazan alanlardan bahsediyorum. Bu alanda bir indeks oluşturmaya kalktığımız zaman bizi yoracak, veri tabanı yoracak, diski yoracak, veri tabanını şöyle dosya boyutunu artırarak olacak, yoracak. Çünkü indeksin bize faydası hızlı bulmak, ilgili kaydı, hızlı ulaşmak, hızlı sıralamak. Ama bunun bir külfeti var, o külfeti de disk alanı. Az sonra örneklerde de göreceğiz. Biz her bir indeks açtığımız alan için
diskimizden bir takım yeri feragat etmek zorundayız. Eğer hiç arama yapılmaması gereken bir alan ve bu büyük bir alansa, gereksiz yere indeks oluşturulursa bizim veri tabanımız da gereksiz yere yer kaplayacak. Alanın içindeki veri ne kadar büyükse indeks için harcayacağı yer de o kadar büyük olacak. Onun için önemli. Büyük tablolarda yine dikkat etmemiz gerekir. Yani dediğim gibi küçük çözümlerde belki çok dert değil indeksin olması olmaması, aramalarda bulmalarda hızlı çalışıyor. Veya gereksiz olarak tüm alanlarda indeks açsak bile dosyamız 50 MB değil, 55-60 MB olur, 100 MB olur ama yine yönetilebilir ölçeklerde. Ama büyük tablolarda buna dikkat edin. Büyük tablodan kastım ne? Benim bir örneğim var mesela. Belki işte kayıt sayısı 1 milyonu geçiyorsa diye bir şey yapabiliriz, varsayımda bulunabiliriz. Örneğin bu gerçek bir örnek bizim yaptığımız bir projeden. Projedeki örnek 6 tablo ki bunun dışında epey tablo daha var. Ama bu seçtiğim örnek tablolar ki bu tabloları belli bir amaçla kullanıldığı için başka bir dosya olarak böldük biz. Daha kolay yönetmek için. En küçük tablosunda 2 milyondan fazla kayıt var. En büyük tablosunda 131 milyon kayıt var. Ve alan sayıları fazla olmadığı ve alandaki veriler böyle uzun metinler olmadığı halde bu 6 tabloluk dosya 50 GB'ın üstünde. İşte burada indekse dikkat etmeliyiz. Mesela biz tüm alanları indekslemedik burada. İhtiyacımız olan işte 3-4 tane alan, ilişki kurduğumuz, arama yaptığımız, arama yapmamız gereken alanları indeksledik. Bu halde işte dosya boyutu 50 ile 60 GB arasına geldi. Ama kullanıcı orada eğer Ctrl F komutu da açıksa gidip indekslenmeyen bir alanda bir arama yapmaya kalktığı anda sıkıntı olacak. Niye? Çünkü o alanı işte 130 milyon kayıt için indekslemeye çalışacak ve eğer sunucu üzerinden çalışıyorsa sunucuyu bu ciddi anlamda yoracak. Bu işlem belki 5-10 milyon kayıtta 15 dakika yarım saat sürebilir. Veri tabanının hızı ana makine birçok kritere bağlı olarak ama geriye dönüp tüm kayıtları indeksleyeceği için ilk indekslemesi hem input output diski veri okuması anlamına geliyor. Veri tabanı çalışacak, CPU'yu, RAM'i kullanacak. Yani sunucuyu kullanılmaz hale getirebilir o sırada. Dolayısıyla bu hatayı engellemek için de o dediğimiz checkbox'ı bu alanlardan kesinlikle kaldırmamız lazım ki böyle bir hata yapıldığı zaman sistem kilitlenmesin, çakılmasın. Hatta bazı durumlarda ben şunu da gördüm. Eğer kaynaklar yetersizse kayıt sayısının fazla olduğu alanda indeksleme yapmaya çalışırken ki onu özellikle sunucu yormasın diye lokal dosyayı alıp bilgisayarın içinde test etmiştim ama iyi bir bilgisayar değildi. Sanal bir sunucuydu. İndeksleme yapamadan yarıda kalıp çakıldığını gördüm. Dediğim gibi böyle absürt işte 50 milyon, 100 milyon ya da 15-20 milyon kayıt satırlarda. Ama şunda problem yok. Biz en başta indeksi oluşturup sonra kayıtları giriyorsak zaten bir anda birçok kayda indeksi oluşturmadığı için orada hiç problemsiz tıkır tıkır çalışıyor. Aramalar çok hızlı çalışıyor. Burada 130 milyon kayıt olsa bile ben arama sonucumu saniyeler içinde bulabiliyorum. Ama indeksi bir defa oluşturması lazım bunun için. Büyük tablolarda dikkat edeceğimiz şeyler bunlar hakikaten. Çünkü hakikaten ölçek çok fazla büyümüş oluyor bu örneklerde. Bu ölçeğe göre dikkat etmemiz gerekir. Yine indeksle alakalı belki bir önemli ipuçlarından bir tanesi calculation tipindeki alanlar. Normalde number, text, date alanlar indeksleniyor. Onlarda hiç problem yok. Container'lar kesinlikle indekslenmez çünkü resim içeriyor. Summary alanlar indekslenmez çünkü orada bir arama yapılamaz zaten. Global alanlar herkese indekslenmeyen alanlar ama calculation'lar hem indekslenebiliyor hem de indekslenemiyor. Onun da mantığı şöyle. Eğer calculation'ın içerisinde bizim doğrudan ilgili tablodaki indeksli alanlarımızı kullanıyorsa ya da indekslenebilir alanlarımızı kullanıyorsa o calculation indeksleyebilir. Ama calculation bu alanların dışındaki bir takım fonksiyonları ya da ilişkili alanları kullanıyorsa o calculation indekslenemez. İlişkili alandan kastım ne mesela? Fatura tablom olsun, fatura kalem tablom olsun. Fatura kalem tablosuna fatura tarihini calculation'a getirebilirim. Ama o veri fatura kalemde olmadığı için fatura tablosuna bağlanarak getirme imkanım var calculation'la. Ama farklı bir tablodan gelen veri olduğu için o alan indekslenemez. O alanla ilişki kuramam, o alanla arama yaptığım zaman daha yavaş çalışır. Ya da benzer şekilde calculation tipinde bir alanda ben get current date gibi bir fonksiyon kullanırsam günün tarihini al. Normalde her gün çalışır ama sunucuda yayınladığım bir dosya devamlı çalışıyor. İndeksi bir sefer oluşturuluyor ama ilk oluşturduğum tarih orada kalır. Bunu devamlı güncellemez. Eğer ben indeksleme seçeneğini kapatmazsam. Calculation alanlarla özellikle ilişki kuruyorsak bunlara dikkat etmemiz lazım. Eğer kendi tablosundaki indeksli alanlarla çalışıyorsak o hesaplamanın içindeki formüllerde ki o alanlar da indekslenebilir olması lazım. Yine başka bir tabloya gitmemesi lazım. O zaman sorunsuz bir şekilde indekslenmiş olacaktır.
Gösteri zamanı diyeyim. Birkaç tane ben örnek hazırladım. İndeksleme nasıl oluyor? Sonucu nasıl oluyor? Yani dosya boyutu olarak onları göstermek için. Masa üstüne geçip örneklere geleyim. Benim burada bir tane de fazla kopyası varmış. Orijinal bir dosyam var. Bunu hiç indekslenmemiş halinde sakladım. Yine kayıt sayısında 1 milyon kayıtla iki alanla çok basit bir dosya oluşturdum. Hatta bu dosya şu an diskten çalışıyor. Hani yavaşlığı biraz daha iyi görelim. SSD'den çok daha hızlı çalışacaktır belki o yüzden. İki tane alanım var. Bir tanesinde durum alanı, diğeri de her bir satırın birbirinden farklı olduğu UUID'ler var. Bununla ilgili yaptığım ilk indekslerden bir tanesi şuydu. Alan biri kelimeye göre indekslediğimiz zaman bizim 89 megabaytlık şu dosyamız içinde iki tane alan var ve 1 milyon kayıt var. Alanlardan bir tanesi yine kısa durumu ifade ediyor. Diğeri de yine UUID standardında benzersiz değerler üretiyor. 229 megabayt oldu. Pardon, evet, minimal Word'de 229 megabayt. Eğer value bazını indekslerse 222 megabayt oluyor. Her bir kelimeyi almadığı için value indeksler daha az yer kaplayacak. Zaten mantığı her bir satır indekslediği için biz de öyle tahmin ederiz. Tabii verinin niteliğine göre bu değişir. Ama burada Word indeksi biraz daha dosya boyutunun artmasını sağladı. Çünkü her bir kelimeye ayrı ayrı indekslediğinden dolayı. İkisini beraber indekslerse de dosya boyutu 362 MB'a çıkıyor. Hem değerleri hem kelimeleri. Bir diğer örnek şu. Alan 2. Field 2'de yaptığımız indeks çalışması. Dosyamız 89 MB'dı. Tamamını indekslediğimiz halde hem Word hem Value hem All dosya boyutları birbirine çok yakın. Bunun sebebi şu, indekslerken bizim için kaç tane farklı değer olduğu önemli aslında. Burada da şu all indeksini açarsak, all indekslenmiş dosyayı, status alanında insert from index diyeyim. Topu topu 6 tane değer var. Bu 6 tane değeri indeksliyor. Dolayısıyla bizim o alandaki değer sayısı azsa o alanı indekslemek veri tabanında çok yer kaplamayacaktır. Ama tam tersine her bir satır bile farklı değerler içeriyorsa benim indeksimi daha fazla şişirecek bu yönüyle. Bir diğer örneğim ise number tipinde alan olsaydı bu nasıl olacaktı? İşte fazla bir dosya olmuş mu silebilirim. Bu sample dosyasını indeksiz halini şu field 1'i number'a çevirdim. Yine UID her satırın değişik olduğu bir dosya haline getirdim. İlk aşamada dosya boyutumuz biraz arttı. Yani normalde indeksiz text halindeyken 89 MB'ken 131 MB'a ulaştım. Çünkü UID number biraz daha fazla yer kaplıyor veri tabanında. Ama indekslediğim zaman aradaki fark o kadar yüksek olmadı. Number alanlarda word index, value index gibi bir detay yok. Çünkü zaten sayı sabit olarak value index alır. Hatta şöyle çift tıklayıp bakarsak. Burada minimal seçeneği pasiftir. Çünkü böyle bir indeksleme tarih alanlarında, sayı alanlarında olmaz. Ve indeks bunlarda nispeten daha az yer kaplıyor. Şu orijinalin aldığımız bir kopyasından bunu test yapayım. Önce bahsettiğim şey yapalım. Mesela benim indeksiz alanlarımın olduğu bir dosya. İki tane alanım var. İkisinde indeksi yok. Ama otomatik indeksle işaretli. Örneğin ben burada status alanında yenileri bul dediğim anda Enter'a basıyorum. O alan indeksli olmadığı için ve otomatik indeks seçili olduğu için şu an o alanı indeksliyor ve 1 milyon kaydın indekslemesi lokal bilgisayarımdaki harici diskimde hiç olmazsa bana bir progress bar gösteriyor ve 15-20 saniye bekletecek. İşte bilgisayarın hızı, diskin hızı, RAM'in müsaitliği bu 3 kriter bunun hızında etkili. Ya da ben bunu insert from indexle tetikleyebilirdim veya bir ilişkiyle tetikleyebilirdim. İlk o alanda bir sorgu çalıştığı zaman aslında bu işlemi yapıyor. Ben aramamı yaptım. Bunu minimal olarak indeksledi. Benzer şekilde şu field 1 için de yapayım mesela. Field 1'de de ilişki kurarak yapayım. Çok absürt bir ilişki yapacağım. Field 1 ile field 1 aynı tabloyu. Amacım tek burada ilişki kurarak indekslemeyi tetikletmek. Şu an indeksleme tetiklenmedi. Ben ilişkiyi kurdum ama bu ilişkiyi henüz kullanmadım. Dolayısıyla hala none seçeneği mevcut. Bu ilişkiyi kullandığım anda şuraya bir portal koyayım. Portal üzerinden
kullanabilirim. Field ve statüsü göstersin. Ne göster dönem değil. Evet, şu anda indekslemeye başladı. Şu progress var bu sefer portalın içinde gösteriyor. Bu portalı göstermeye çalıştığı için o alan indeksli olması gerekiyor. Ve şu an indekslemeye devam ediyor. Burada değer sayısı fazla olduğu için biraz daha yavaş bu indeksleme. Statüsü buna göre daha hızlı indekslemişti tahmin ediyorum. Hoş süre tutmadım. Şu an bilgisayarın fanı bir miktar çalışmaya başladı bu işlemle ilgili. Evet, indekslemeyi bitirdi. Artık burada ilgili kayıtları gösterebiliyor. Bakalım bunu indeksledi ve bunu da minimal bir şekilde indeksledi. Benzer şekilde ben Ctrl F yapayım. İşte statüsü insert from index diyeyim. Bu sefer evet bir indeksleme daha yapıyor. Çünkü from index'ten gösterirken bana farklı bir index tipi lazım. Value index. Aslında bunu kelime olarak indekslemişti. Şimdi o index'i de yapıyor. İkinci sefer yaptığı için yalnız daha hızlı. Önceki index'te muhtemelen burayı hızlandırmak için kullanıyor FileMaker. Ki bu örnekte zaten value ve word birbirine eşit aynı aslında. Ama yine de arka planda tuttuğu tablolar bakımından farklılık gösteriyor. Şu an all şeklinde indekslendi. Aramalar yapalım birkaç tane. Artık ben burada yeni diye bir şey aradığım zaman çok hızlı bir şekilde karşıma geliyor. Ya da beklemede olan kayıtları bulayım. 82.000 kaydı karşıma getirdi. Bunlar içerisinde gezebilirim. Bunu ben indeksiz bir dosyada yapsaydım hemen şu orijinalden aldığım bir kopya da alayım da orijinal bulunmasın. S2. Bunu çalıştıralım. Bunu da bu sefer şeyi kapatacağım. Otomatik indekslemeyi. Çünkü dedik ki otomatik indekslemeyi kapatabiliriz. Böyle bir seçenek var. Ama bunun bana etkisi şöyle olacak. Burada şey beklemedeyi bulayım yine. Şu an arama yapıyor. Bunu demodan önce denemedim ama yavaş olacağını biliyorum. Süresini de tutabiliriz belki. Osman 2 saat sonra buluşuruz. Niye o kadar sürmemesi lazım? İndeksi bile belli bir sürede yaptı. Şu an 1 milyon kaydı inceliyor. Benim projede buna benzer çok şeyler var. Öyle mi? Buldu. 82.700 aynı satırda sayıyor. Ama ikinci seferde yeniyi bulalım. Yine bekleyecek. Burada çok ilginç bir istisna var. Normalde indeksli alanlar daha hızlı çalışmasını bekleriz ve öyle çalışır. Ama bunun küçük istisnası var ya, daha doğrusu istisna demeyeyim. Performansla ilgili Honza diye birisi Çek Cumhuriyeti'nden, bizim gibi FileMaker çözüm ortağı 2FOU diye bir şirketi var ve performans konularında güzel makaleler, videolar yayınlıyor. Yaptığı çalışmanın bir tanesi de şunu test ediyor. Text alanda indeksli bir alanla ama her kayıtta farklı değer var, bizim şu anki olduğu gibi UID değerleri. İndeksli alanın da bir arama yapıyor. Şunu görüyor, indeksli alanda daha hızlı arama yaptığını görüyor. Belki bunun sebebi şeydir. İndekslemek için en başta birçok işte veri kullanıyor, yazıyor, ediyor ve her değer birbirinden farklı olduğu için hem indeks biliyor hem belki arama yolda yavaşlatıyor. İndeks olması hemen her değer birbirinden farklı çünkü. Buradan çıkardığı sonuç da şu ki bizim önerdiğimiz de bu. Kesinlikle bizim primary key dediğimiz birinci anahtarlar, eğer veri tabanınız büyükse özellikle, number olsun. Çünkü aynı işlemi number'da yaptığı zaman number'daki indekslemeler çok daha hızlı, bulmalar çok daha hızlı. Veri tabanı da daha az yer kaplıyor. Bundan çıkardığımız sonuç ise şu. Eğer biz ID alanlarımız, yani primary key olan birinci anahtar alanlarımızı tek tutarsak aramalar bir miktar daha yavaş olabilir. Ama bunları number yaparsak number'da bu çok daha performanslı. Satır sayısı veya işte her biri değişik değer olmasına rağmen, ki primary key uniktir, her satırda o alan birbirinden farklıdır. Çok daha hızlı çalışıyor. Dolayısıyla özellikle büyük tablolarınız varsa ID alanlarınızı, ilişki kurduğunuz ID alanlarınızı, arama yaptığınız ID alanlarınızı, ki ID zaten ilişki kurmak için kullanılır temelinde, number tipinde tam tanımlamanızda fayda var. Zaten bununla ilgili FileMaker'ın da sanırım 17. sürümünde geldi. UUID'yi number olarak da üretebiliyor. Ki Honza'nın yaptığı çalışma 16 sıralarındaydı bir custom fonksiyonla. Number tipinde UUID, yani tekil bir anahtar üretmenin örneğini de paylaşmıştı. Ama 17 ve sonrasında zaten bu özellik var. Biz primary key'imize eğer unique bir değer yapmak istiyorsak zaten sıra numarası verebiliriz. Ama sıra numarası değil, farklı cihazlardan aynı anda veri gidiyor. Biz bir UID ya da GUID denen benzersiz tekil numara oluşturan algoritmaları kullanmak istiyorsak da
sonucu sayı tipinde veren bir algoritmayı tercih edebiliriz. Örnek dosyalarım bunlardı. Şu test yaptığımız, evet, indeks açıldığı için dosya boyutu yine büyüdü. Ama bunda herhangi bir indeksleme yapmadığımız için dosya boyutu aynı ama aramalar yavaş. Örneklerim bunlardı. Genel anlatmak istediklerim de eğer sizin öneriniz, ilaveniz varsa şimdi de onları dinleyebiliriz. Osman, mantıken bu işi şey mi yapıyor? Yani atıyorum 89 megabaytlık bir alanım var. İndeks dediğim an ikinci bir kopya içinde yaratıp bunu kendi yeni bir sıralama yapıyor. Öyle mi en az? Tabii yani arka planda her bir kelime ya da her bir değeri alt alta sıralı o halde yazıp onların hangi kayıtlarda geçtiğine ilişkin bir takım notlar tutuyor aslında. Mesela yeni diyor, karşılığında o kayıt ID'lerini ya da kayıtla ilgili bir takım işaretler koyuyor. Tabii bunu o eski kitaplardaki gibi yapmıyor. Mesela number tipindeki indeksin çok daha küçük olması. Orada gayet güzel algoritmalar kullanılıyor. İşte 1 ile 10 arasındayız örneğin. O tip şeyde veri tabanlarında indeksleme algoritmaları var. İşte şu 5'e git, değilse buna git gibi böyle birkaç adımda götürüyor. Bir seferde tüm indeksi baştan aşağı listelemek yerine. Zaten bunlar da halihazırda sıralı olduğu için yine arama algoritmalarıyla, sıralama algoritmalarıyla daha etkin, efektif çalışması sağlanıyor. Ama bunun her biri için arka planda bir yerlere bir şeyler yazıyor. Osman Bey, teşekkür ederiz. Gayet güzel, verimli bir sunum oldu. Toplantıda da bahsettiğiniz gibi birçoğumuz, özellikle en azından kendimi o kategoride sayabilirim, bu indeks konusunu Palmaker'a paslamış kolaycılığıyla sonradan ne olduğunu idrak etmiş bir şeyle kullandık. O anlamda güzel, açıklayıcı bir sunum oldu. Teşekkürler tekrar. Sağ olun, ben teşekkür ederim. Fikir sizden gelmişti bunu inceleyelim diye. Ben de onun için teşekkür ederim. Gerçekten ben de küçük bir iki detayı tekrar öğrendim, tekrar şey yaptım, incelemiş oldum. Osman Bey, buyurun. Bu boyutu büyümüş 225 megabaytlık dosyada otomatik indeksi kaldırdığımızda dosya boyutu küçülecek mi? Hayır, çünkü zaten o alanı indeksledi. Alanları indeksiz hale getirdiğimizde değişiklik olacak mı? Tabii ki, hemen onu yapabiliriz hatta. Bu alanı ben indekslemiştim. Bunu nana çekiyorum. Hatta bunu da kaldırabilirim istersen bir daha yapmasın diye. Bunu da nan diyorum. Okey diyorum. Tabii dosyayı kapatırken bir işlem yapıyor. Çünkü 225 megabayttan tekrar eski şeye geçecek. Kapattığı sırada dosyanın gereksiz bloklarını temizleyip eski haline getiriyor ve 89 megabayta geri geldi. Teşekkürler. Çok daha fazla tablomuz vesaire olsaydı çok fazla kayıt eklenmesi ya da silinmesinde FileMaker kapanırken bir süre bekler. Çünkü kapanırken dosyanın kullanılmayan bloklarını tarıyor ve onları temizliyor. Bir takım işlemler yapıyor. O şekilde devam ediyor. Osman, bir şey sorabilir miyim? Buyurun, dinliyoruz. Şey soracağım. Şimdi mesela eskiden kullandığımız bu indeks alanları özellikle primary key ile get UUID kullanıyorduk 17'den önce. Evet. O alanları şimdi convert etmek gerekir mi yani, ya da sadece onu text'ten number'a çekmek arkada bir şeyleri bozar mı? Kesinlikle bozar. Yani eski verilen text tipindeki UID'ler içerisindeki karakterlerin de bir anlamı var. Unique olmasını sağlıyor oradaki ABC. Biz bunu olduğu gibi verileri değiştirmeden number yaparsak unique olmasını bozmuş oluruz. Her birine yeni bir ID verip tüm ilişkili tablolarda güncellemek lazım. Biraz zahmetli bir iş olur. Onlarla hiç oynamamamız lazım o zaman, değil mi? Evet, yani eğer sıkıntısız çalışıyorsa, dediğim gibi kayıt sayıları belli bir aşamayı geçince bu optimizasyonların farkını anlıyoruz. Diğer türlü hiç anlamıyorsunuz bile. Birçok yerde zaten hani işlemciler, internet bağlantıları, donanımlar yeterince güçlü olduğu örneklerde dosyanız da büyük değilse çok çapraşık ilişkileriniz bile çalışıyor tıkır tıkır. Evet, onlarda hiçbir sıkıntı yok. 200 bin kayda kadar ben hiçbir şey hissetmedim. Şimdi seninle konuştuğumuz için konuşuyorum. Evet. Bir sıkıntı olmuyor yani. Amazon'dan çalışmasına rağmen 200 bin kayıtta calculation alanları falan bile gayet hızlı, evet, çalışıyor. Evet evet. Birçok işlemi zaten özellikle son sürümlerde. Ama tabii 100 günden beri de şişiyor. Öyle ya. Son sürümlerde ciddi optimizasyonlar da var FileMaker tarafında. Her sürümde arama, bulma, indeksleme sonucu tarafındaki performans iyileşiyor. Hatta 19'da beraber gelen Linux'ta bunun etkisi var. Evet. Aynı kaynaklarla. Gerçekten çok farklı ya. Daha iyi bir şey var. Onunla da ilgili belki haftaya bir şey yapabiliriz. Meetup, ben onu çalıştım biraz. Geçen sene de görüşmüştük onu. Mehmet Bey bir soru sormuş. Word ve evet. Value Index'in farkını anlamadım. Yaptığı şey şu.
bizim indeksleri tutarken diyoruz ya, bir indekslenen kelime ya da değer yanında da hangi kayıtlarda geçtiğini bir şekilde saklıyor. Temeli o. Orada ya kelime kelime listeler ya da satır satır listeler. Örneğin ilişki kurarken ilişkiler değer bazında kurulur. Oysa ilişki kurduğu anda her value indeksliyor. Ama arama yaparken kelime kelime aradığı için kelimeleri indeksliyor. Onun şeyini şurada görebiliriz belki. Bu dosyamız büyük ama hazır indekslenmiş, hatta tüm indekslenmiş bir tane örneği açayım ben şuradan. Bunu şöyle kenara alalım yine. Mesela insert from index dersek bunu çok iyi görebileceğiz. Ki büyük dosyada yapmasa mıydım bunu bilemedim. Şöyle bir geri dönüş yapabilirim. Benim bir tane daha FileMaker'ım var. Beklerken onun üzerinden devam edebilirim. Hatta hakikaten beklemeyelim. Bunu da sonlandırayım. Gelmiş. Yeni kayıt yapayım. Bunu iki kelime olsun en azından. Bul diyorum. Insert from index. Benim indeksli şeylerimi gösteriyor. Burada normalde yeni kaydı değer indeksinde, hatta tüm yenileri bulup yeni kayıt yapayım. Replace'le. Belki iki kelimeli yeni bir ifade koysam o daha hızlı olacaktı yine. Bunu da yapabiliriz. Tamam, burada beklerken bu tür şeyin şeyi hani cancel'ı hiç şeyle konuştunuz mu FileMaker tarafından? Cancel yapılamadı. Şöyle mesela 19.2 sürümünde bir güncellemelerden bir tanesi şu. Arama yaparken cancel'a bassanız bile FileMaker hiç önemsemeyip devam ediyordu aramayı sunucu sorgulan çalışan sistemlerde. 19.2'de onunla ilgili bir geliştirme yapıldı ve o artık cancel dediğiniz zaman sunucu da gereksiz yere yoğunluğu orada durduruyor. Evet, şu an eski bilgi diye bir satır var. Bunun value'lerini görüyorum şu anda. Kelimeleri göster dediğim zaman da her bir kelimeyi ayrı ayrı gösteriyor. İndekslemede de value şeklinde indekslerse her bir value'yu yazıyor yanına işte ilgili kayıtlar. Yani Word'de de her bir kelimeyi bu sefer indekslemiş oluyor gibi. Ve FileMaker o minimalde öyle bir detay da var. Minimal dediğinde aslında Word mü, volume onu söylemiyor. Ama onu da yine otomatik yapıyor. Eğer ilişki kurduysanız mesela value index yapıyor. Ama arama yaptıysanız Word index yapıyor. İlişki kurduğunuz bir alanda sonradan arama yaptığınız zaman o zaman ola çekiyor. Katılan herkese, böyle hafta sonu vaktini ayıran herkese teşekkür ederiz.